Bu haftadan itibaren sizlerin belirleyeceği kategorilerde satın alma rehberleri hazırlamaya başlıyorum. Öncelik vermemi istediğiniz telefon, modem veya giyilebilir teknolojiler gibi bir içerik varsa yorumlardan belirtebilirsiniz. Başlangıcı ise Hertz, panel tipi, MS, çözünürlük veya FreeSync, G-Sync gibi teknik terimlerin ne gibi faydalar sağladığını monitör satın alma rehberi tadında incelediğim Vivsonic VX2776 ile yapıyoruz. Merak edenler önceden paylaştığım IF tasarım ödüllü ve tip C girişli VX2785 2K incelemesine hem şuralardan hem de şuralardan ulaşabilirler. Herkese merhabalar, ben Hakan Ünsal. Akıllı teknolojiler ve mobil uygulamalar hakkında rehber içerikler hazırladığım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Başlangıcı hızlıca ürünün kutu içeriğiyle yapalım. İçerisinden VX2776, SMH monitör, güç kablosu, HDMI kablo ve hızlı başlangıç kılavuzları çıkıyor. Vivsonic monitörlerinin en sevdiğim özelliklerinden biri kutu içeriğinde eksiğinin bulunmaması. Dolayısıyla kurulum yapar yapmaz hemen kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Şimdi de monitörü tasarım ve malzeme özellikleriyle beraber incelersek VX2776 öncelikle çerçevesiz, şık ve ince tasarımıyla öne çıkıyor. Bu özelliği ile tercih edenler için çoklu monitör kullanımına da son derece uygun. Ön tarafın alt bölümündeki ince alan üzerinde sadece küçük bir logo bulunuyor, o kadar. Alt tarafındaki metalik üçgen formundaki ayakları ile de önden oldukça şık bir görünüme sahip olduğunu da söyleyebilirim. Güç adaptörü harici olmadığından monitörün arka bölümüne dahil edilmiş. Bu nedenle bu bölüm üst bölüme göre biraz daha kalın olmuş. Sadece ilk aldığınızda kullanacağımız ve bir daha ihtiyaç duymayacağımız ayar tuşları ise sağ arka bölüme eklenmiş. Buradan oyun modu, parlaklık, ses veya görünüm modu gibi ayarları kullanım şeklinize göre belirleyebiliyorsunuz. Monitör sadece öne veya arkaya doğru eğilebiliyor. Sağa sola veya yukarı aşağı hareketi sağlayan asansör sistemi bulunmuyor. Ancak bir monitöre göre 4 kilo gibi oldukça hafif olduğundan da el ile rahatlıkla sağa veya sola çevrilebiliyor. Yükseklik ayarı içinse şık bir monitör yükselticisi alarak göz hizasına gelmesini sağlayabiliyorsunuz. Arka bölümde yer alan VESA uyumlu standart kurulum noktaları sayesinde istenirse duvara da asılabiliyor. Ancak benim gibi masada veya ofiste kullanmayı tercih edenler için bu bölüm kullanılmadığında dikkat çekmeyecek şekilde tasarlanmış. Monitörün arka tarafında fuar veya mağaza gibi açık alanlarda kilit takabileceğiniz Kensington güvenlik yuvası haricinde ses için 3.5 mm'lik standart giriş ve çıkış portları, görüntü için ise 2 adet HDMI ve 1 adet VGA olmak üzere 3 farklı seçeneğiniz bulunuyor. Güç girişi ise en sağda konumlanmış. Klavye veya fare bağlanabilen tip A girişe, VX2785 monitörde görüntü, ses ve güç aktarımını aynı anda sağlayarak hayat kurtaran tip C girişe veya daha güncel görüntü aktarım teknolojisi olan DisplayPort'a maalesef sahip değil. Monitör 2 HDMI veya VGA bağlantılarına eklenen PlayStation, Android TV veya bilgisayar gibi cihazları otomatik olarak algılayıp geçişleri kendisi hızlı bir şekilde de yapabiliyor. Böylelikle kullanımda size son derece önemli bir rahatlık sağladığını da söyleyebilirim. Son olarak arka yan bölümlerde 2 adet 2'şer wattlık hoparlörler bulunuyor. Eğer etrafınızda kullanabileceğiniz seçenekler yoksa değerlendirebilirsiniz. Ancak oyun oynarken, film seyrederken veya müzik dinlerken daha güçlü harici hoparlörlere de ihtiyaç duyabilirsiniz. Şimdi de monitörün başta görüntü ve renk kalitesi olmak üzere teknik özellikleriyle devam edelim. Bu arada oyun görüntülerini önceki monitör incelemesinde olduğu gibi online oyun platformu olan GeForce Now üzerinden aldım. Film seyrederken, oyun oynarken veya online eğitim sırasında rahatlık sağlaması için 27 inç gibi aslında büyük sayılabilecek bir boyutu tercih ettim. Böylelikle ekranı 2'ye ve hatta 4'e bölerek aynı anda birden fazla ekranı açık halde tutabiliyorsunuz. Bu tarz büyük monitörleri kullanırken dikkat etmeniz gereken en önemli konu ise masa ile monitör arasında en az 45 cm mesafe olması gerektiği. Eğer bu alanı sağlayamayan daha küçük bir masaya sahipseniz bu durumda 24 inçlik monitörleri tercih edebilirsiniz. TN veya VA paneller düşük maliyetli avantajlarına karşılık doğru renkleri sadece tam olarak karşıdan bakıldığında sunabiliyorlar. VX2776'da kullanılan IPC panellerin maliyetleri daha yüksek ancak 178 derecelik geniş bakış açısı yanında daha gerçekçi ve canlı renkler sunabiliyorlar. Böylelikle hangi konumda olursanız olun renkleri her yerden
kalite kaybı yaşamadan görebiliyorsunuz. Farkı özellikle masa başında oyun oynarken veya arkadaşlar ile film seyrederken ortaya çıkıyor. VivMod renk yönetim sistemi ile oyun, film, web veya metin gibi farklı kullanımlarda en iyi renk kalibrasyonu otomatik olarak yapılabiliyor. Böylelikle her farklı kullanım alanında bile yüksek standartta renk akıcılığı ve beyaz dengesi sağlanabiliyor. Monitörün öne çıkan bir başka özelliği ise göz sağlığını koruyan mavi ışık filtresi ve flicker free yani titreşimi azaltma özellikleri. Böylelikle özellikle uzun süreli kullanımlarda gözlerde oluşan ağrıyı da azaltmış oluyorsunuz. Online eğitim veya oyun oynarken saatlerce ekrana bakmak zorunda kalanlar için bence son derece faydalı bir özellik. Eco Mod özelliği son dönem artan elektrik faturalarını da düşünürsek ekran parlaklığını azaltarak hem daha az güç tüketilmesine hem de monitörün kullanım ömrünün uzamasını sağlıyor. 250 kandelometre parlaklığa sahip olan ekranda dikkatimi çeken bir başka önemli özellik de hem ışığı daha az yansıtan hem de parmak izi bırakmayan mat ekran teknolojisinin kullanılmış olması. Böylece arkanızdan yoğun ışık gelse bile etkilenmeden çalışmaya rahatlıkla devam edebiliyorsunuz. Full HD yani 1920x1080p çözünürlüğe sahip olan monitör renk alan derinliğinde aslında 6 bitlik değeri sunarken HiFRC özelliği ile 8 bit monitörlerin renk performansına ulaşmasını sağlıyor. Güncel oyun konsollarına sahip olanlar, 4K film seyredenler veya içerik üretenler için Full HD çözünürlük yeterli gelmeyebilir. Bu durumda aynı modelin 2K veya 4K versiyonlarını tercih edebilirsiniz. 75 Hz'lik tazeleme hızına sahip olan monitör özellikle 100, 144 veya 240 Hz gibi değerleri konuştuğumuzda oyuncular için yeterli olmayabilir. Ancak özellikle yüksek grafikli oyunlar için tasarlanmış üst düzey ekran kartına sahip değilseniz 75 Hz de oldukça yeterli bir değer. 4 milisaniyelik tepkime hızı da genelde 3 veya 1 milisaniyelik değerleri tercih eden oyunlar için yine yeterli olmayabilir. Monitör ile ekran kartının tazeleme hızlarının birbiriyle uyumlu hale getirerek daha akışkan ve gerçekçi görüntüler elde edilmesini sağlayan Nvidia'nın G-Sync veya AMD'nin FreeSync teknolojisi bu monitörde maalesef bulunmuyor. Son olarak ViewSonic VX2776 monitörü kimler kullanabilir diye sorarsanız uygun fiyatlı seçenekler arayan, evinde onboard yani anakart ile bütünleşik ekran kartına sahip dizüstü veya masaüstü bilgisayarı bulunan, ev eğlencesi, ofis veya online eğitim gibi amaçlarla kullanmak isteyenler olarak belirtebilirim. Görüntü ve renk kalitesinden ödün vermeden özellikleri son derece dengeli belirlenen bir fiyat performans ürünü olduğunu da ekleyebilirim. Eğer içerik üretiyorsanız bu durumda renk kalibrasyonu veya kullanım amacınıza göre renk gamının hangi yüzdesel oranlarda desteklendiğini ifade eden Adobe RGB, sRGB veya NTSC gibi özellikler önem kazanıyor. Ya da daha fazla fonksiyonellik arıyorsanız bu durumda Ethernet girişi ile internete girebilen, USB tip A girişi ile klavye veya fare bağlanabilen, tip C portu ile ses ve görüntü aktarımı yanında bağlı cihazınızı da şarj edebilen daha güncel bir görüntü aktarım teknolojisi olarak DisplayPort'u bulunan, göz yorgunluğu veya göz ağrısı gibi etkenleri azaltma özelliği bulunan Curve yani kavisli ekrana sahip diğer ViewSonic monitörlerini inceleyebilirsiniz. Evet, çok fazla teknik detaya girerek sizleri sıkmadan monitör satın alırken dikkat etmeniz gereken terimleri sizlere aktarmaya çalıştım. Eğer ViewSonic VX2776 hakkında veya monitör satın alırken kafanıza takılan herhangi bir konu olursa da yorumlarda belirtebilirsiniz. Bölümün sonuna kadar seyredenlere teşekkür ederken bana destek olmak için hem kanala hem de Instagram hesabıma abone olabilirseniz çok sevinirim. Haftaya farklı bir içerikte tekrar görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sizlerin belirleyeceği katı VGA olmak üzere 3 farklı seçeneğiniz bulunuyor. Güç kürü, klavye, vera, ancak 178 derecelik geniş bakışa teknolojisi bu monitör